kapsıyor ha. Yani bu belgesi buranın tamamını kapsıyor. Yüksekliğini var ya, demek ki mezarlığın yüksekliği tam bir adam boyu. İnsanın kafası değmeyecek şekilde yapılmış. O dönemindeki kaya mezarlığımız, buranın Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nde bu mezarlık yontularak yapılmış. Yani çok emek görülmüş. En azından bak şimdi insan gücüyle burası normalde yapılmış olsa. Demek ki adamlar o zaman ölülere çok aşırı şekilde değer vermişler. Bir de karşı taraf var. Biz küçükken işte buralara hayvanlar küçükken hayvanları otarmaya geldiğimiz zaman burayı biz mağara diye biliyorduk. Yani yağmur yağdığı zaman işte hepimiz burada koşardık aniden buranın içine girerdik. Yağmurdan korunmak için, ıslanmamak için. Tabii sonra yıllar geçti. İşte bu yaklaşık bir 30-35-40 yıl üzerine geçtikten sonra ben muhtar seçildikten sonra Fırat Üniversitesi'nde doçent doktor Korkmaz Şen hocamız bizi ziyarete geldiler. Buranın sit alanı olduğunu, Urartular'da kalan bir kaya mezarlığı olduğunu söylediler. Tabii şoka girdik. Dedik böyle bir şey nasıl olur? Haberimiz olmaz en azından. 50-60 senesini geçirmiş bir kişi olarak bunu daha önceden bizim yani bilmemiz gerekiyordu. Sonra gelip işte o belgeleri getirdikten sonra karşı tarafında görüldüğü gibi karşı tarafında tamamının sit alanı olduğunu Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nde buranın belgelerinin olduğunu söylediler. Fakat ne yazık ki işte böyle defineciler gelmiş etrafını kazmış biz sahip çıkamamışız bilmemişiz bilmediğimizden dolayı tabii bu kaynaklanıyor yani ondan dolayı bu hale gelmiş yani Osmanlı'nın ta o zamanlarda Selçukların Osmanlıların ta o zaman yani 1500 sene öncesinden buraların belgelerini kayıt altına aldıkları için yani biz onların torunları olarak gurur duymamız gerekiyor fakat ne yazık ki bizim babamızda kalan yani 10 sene önce babamız vefat etmiş tabii değişik senelerde 15-20 sene öncesinde babamızın tapusuna bir sene sahip çıkamıyoruz, çıkamamışız. Yani tarlasına sahip çıkamamışız. Ama bizim ecdadımız 1000 sene, 1500 sene önceki kayıtlarını tutmuşlar. Fakat ne yazık ki biz ilgilenememişiz, görememişiz. Bizim buradaki çağrımız işte Kültür Bakanlığımızda, Kültür Müdürlüklerimizin bakanlık nezdinde. Buraların değerlendirilmesi, turizme kazandırılması, buranın yolunun yapılması, ışıklandırılmasının yapılması. Tabi bu şekilde devletimiz de böyle bir öngörüde bulunursa, yani böyle bir yaparsa, gündeme alabilirsek bakanlığımız nezdinde. Tabi burası bir turizm bölgesi olur, işte tarım bölgesi olur, turizm bölgesi olur. Yani buralara bir canlılık gelir diye düşünüyoruz yani.